Emirkan'a bir, Emirkan'a bir. Emirkan gidiyor, Emirkan. Haydi Emirkan. Emirkan'a bir, Emirkan'a bir. Emirkan. Kızım nasıl? Edepli konuş Neşet. Edepsiz konuşsam ne yaparsın? İyi mi alt ettin sanki? Kızı o dört gözlü salamuruya nişanladın. Neyimiz noksandı? Ağabeyinden çok mu afilli yoksa avantası mı daha fazla? Emirkan'a, Emirkan'a bir, Emirkan'a! Ateşoğlu'na haybeye mi dil döktük? Sana arabayı taksitle satsın diye. Sana verilecek kızım yok benim. Anladın mı Neşet? Benim kızım nişanlı. Senin gibi ite verilecek kızım yok. Yine görüşürüz. Hop, yanaş, yanaş, Emirkan'a, Emirkan'a! Emirkan, Emirkan, Emirkan'a gidiyor, Emirkan'a gidiyor! Emirkan'a bir iki, Emirkan'a bir iki! Hadi Emirkan, Emirkan! Buyurun efendim, buyurun! Emirkan, Emirkan! Emirkan'a bir iki! Yanaş! Hey, hop, Chevrolet, yanaş! Tamam Nuri baba! Hayrola, hasta gibisin! Yok bir şey, ihtiyarlık! Uğurlar olsun, son sefer mi bu? Son sefer Kahya, son sefer! Hadi güle güle! Hadi Emirkan, Emirkan, Emirkan! Zatenhaliniz Hisar'da oturuyorsunuz galiba. Hayır, Emirgan'da. Çok da geç kaldık. Şoför efendi, biraz daha hızlı gidemez misin? Neyin var, hasta mısın? Ne oluyorsun yahu? Hey, sana söylüyorum, sarhoş musun? Verilmiş sadakamız varmış. Ölmüş bu adam, kalp krizi galiba. Gördünüz mü aksiliği? Yetişebilirsen yetiş artık. Çok geç oldu. Canım ne diye geç olsun? Daha babam bile gelmedi. Oturuyoruz işte. Nigar kızım, Nuri efendi amcan gelsin öyle gidersin. Acelen ne? Ben Çetin'i yatırmaya gidiyorum. Oradan annene seslenirim. Hadi Nigar, bırak şu gitme lafını da bir tatlı tarafından aç. Çetin, Çetin hadi çocuğum kalk. Kalk hadi yatağına.
Bu çocuk da bayılır insan içinde uyumaya. Hiçbir gecede doğru dürüst yatağına gitmez. Sonlamalar çok sevilirmiş derler. Öyledir. Bizim babacımız çoktan dama atıldı. Görürüz, sizi de görürüz. Analık köpeklik demişler. Nebahat kızım, baban çok gecikti, merak etmeye başladım. Sağ olsun, giderken de bir şey söylemedi. Anneciğim, boşuna kendini üzüyorsun. Muhakkak sinemaların dönüşüne kalmıştır. İnşallah öyle olsun. Demin tatlı tarafından aç diyordun. Annenin yanında söyleyemedim. Nebahçığım, şimdi lafların en tatlısı senin evlenmen. Doğru ama tadından içim bayılacak. 2 yıl oldu nişanlanalı, hala evleneceğiz. Öyle ama sevgi mükemmel bir kısmet. Herkese nasip olmaz. Koskoca bir banka memuru. Banka memuru. 2 yıldır maaşı artsın diye bekliyoruz. Bari sen de çalış Nebahat. Bilmiyormuşsun gibi konuşma Nigar. Bırakıyor mu? Ben evlenirsem babamın yükü biraz hafifler diye düşünmüştüm. Aksine oldu. Hem evlenemedik, hem de eve yardım edemiyorum. Babam hasta, fazla çalışamıyor. Arabanın taksidi var, koskoca ev neyle döner? Salim abi, hoş geldiniz. Kızım, Nebahat. Ne oluyor Salim abi? Nebahat, sen harbi kızsındır, kendini sıkı tut. Yoksa babam? Ben Taksim'de durakta yatıyordum, Nuri baba fenalaşmış diye duyuldu. Nebahat, kimmiş o gelenler? Sonra karakola gittik. Kriz mi geldi? Hastaneye mi kaldırdılar? Metin ol kızım. Allah sizlere uzun ömür versin. Baba! Başın sağ olsun Nebahat. Daha dün akşam çene atmıştık. Belli olmuyor ki. Peki şimdi ne olacak? Çok üzüldüm doğrusu. Sahi ne olacak? Damdan düşer gibi ama kusura bakma, elçiye zeval olmaz. Bizim patron ateş oldu canım. Haber gönderdi. Başsağlığı mı diliyor? Başsağlığı da diliyor. Başsağlığı diliyor demek. Bir de arabayı diyor. Arabanın borcunu kim ödeyecek? Malum ya, epeyce borçluydu rahmetli. Ben tabii sizden yanayım. Arabayı da benim ısrarımla vermişti babana. Senin hatırın için. Eksik olmaz. Çaresine bakarız. Unutma, yarın Ateşoğlu garajda bekliyor seni. Niye?
Bırak dalgıyı Haklı Usta, bırak da şunları çalıştırmaya bak! Bu dalga geçmekse çalışma nasıl olur, sen onu göster! Fazla uzatma benim dediğimi yap! Ötesine karışma, yarın tamir bitmeli işte o kadar! Merhaba abi! Merhaba! Şu araba dalgasına geldik, sen çağırmışsın! Şu Nuri babanın arabası için! Ha, getirdin mi arabayı? Getirdik getirmesine ama bir maruzatımız olacak! Ne maruzatı? Arabanın borcu olduğu gibi duruyor. İhtiyarı severdim de ses çıkarmıyorduk işte. Arabayı bir şoför tutup onların hesabına çalıştırsak büyük iyilik edersin. Onlar kim? Nuri babanın ailesi, karısı, kızı, bir de velet. Neyle geçinirler? Bu zamanda kolay değil. Kızı da mı vardı ihtiyarın? Kaç yaşında? Bilmem, genç kız işte. Kız da ne kız patron? Tek bile Mircan'ı Allah Allah dedirtiyor. Bir lafın varsa ekmek çapsın. Doğru konuş ulan bozulurum. Sana ne oluyor? Ben Nuri babanın kızına laf söylüyorum. Kesin ben gürültü istemem, burası kavga yeri değil filan, beynin lüzum yok. Bilal Bey'le nişanlısı geldi patron. İşte bu güzel. Bir şey söylemedim patron. Olur olur, kolayına bakarız. Hele kendisi gelsin de konuşalım işin şartlarını. Şimdilik arabayı ben çalıştırırım. Neşe, sen işin kolayına bakıver. Baş üstüne. Bana bak Neşet, bir orospolluk yaparsan yok mu ya, dinim hakkı için toz ederim seni! O hangi rüzgar attı hanımefendi? Akşamdan beri nasılsınız? Bildiğiniz gibi, ben biraz fazla içmişim. Sizin dansöz ne oldu? Münakaşa etmiştiniz. Sepetledim, sepetledim. Karımı yok piyasada. Abbasiye'nin lafı mı olur, yeni bir dansöz bulmuşum ki... Yavru, mıh! Bu çıplak! Bak! Nasıl? Siz yabancı değilsiniz, onun için söylüyorum. Nuri Efendi'nin ani ölümü bizi perişan etti. Bir sürü alacaklı sardı etrafımızı. Elde yok, avuçta yok. Zengin arabasını dağdan aşırır, fakir yolunu ovada şaşırır. Ben de şaşırdım kaldım. Ziyade olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Vallahi ne söyleyeyim bilmem ki hemşire. Sıkıntı hepimizin başında. Allah yardımcımız olsun. Başı darda olan yalnız siz değilsiniz. Seyfi, orası esiyor, bu tarafa geç. Hasta olduğun için seni bugün işe bile göndermedim. Kendine dikkat etmezsen vallahi yorgan döşek yatarsın. Bence bir tek çare var. Benim bir iş bulup çalışmam. O nasıl söz kızım? Nerede görülmüş bir aile kızının, nişanlı bir kızın çalıştığı? Ailemizin şerefi var bizim. Biz de bugüne kadar öyle düşündük ama zaman değişti. Doğru, zaman değişti. Biz böyle bir terbiye gördük. Bir sürü genç kız namusuyla çalışıyor. Onları da duyuyoruz. Huriye'nin kızı ne oldu? Her gün o serseri oğlanla. Cemal Efendi'nin kızı da bağda çalışıyormuş. Ben zaten muhalifim anne. Benimle evlenecek kızın erkekler arasında çalışmasına müsaade edemem. Koskoca otomobil ne güne duruyor? 100 liradan aşağı kazanmaz diyor el alem. 10 günde elimize geçmedi bu para. Bildiğiniz bir şoföre verseydiniz arabayı. Korkarım bir gün o da gidecek elinizden. Sen çalış öyleyse. Bırak bankayı, şoförlük öğren, sen çalış. Kaç para alıyorsun zaten? Üstüme iyilik sağlık. Ben oğlumu şoför olsun diye okutmadım kızım. O banka müdürü olacak da el alemi çatır çatır çatlatacak. Şoför parçası değil. Benim babam da şofördü teyze. Unutmayın. Bak oğlum, annene selam söyle. Zaten rahmetli babanın bir sürü borcu vardı. Hepsinden vazgeçtik ama bundan sonra eline para vermeden seni yollamasın. Anladın mı? Çok ayıp oluyor albayım. Biliyorum, biliyorum ama... Birkaç gün daha bekleyemez misiniz acaba? Kusura bakma evladım. Bizim bütün gelirimiz bu evden aldığımız kira. Emekli maaşı ne ki? 3 ay oldu kira almayalım. Neyse ne yapalım. Birkaç gün sonra gene uğrarım ben. Teşekkür ederim, eksik olmayayım.
Bir haftadır arabanın hesabını almadık. Peki peki. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle. Vay sayın patron içem. Hangi rüzgar attı sizi böyle sabah sabah? Gevezeleyecek vaktim yok Neşet. Bir haftada da arabanın hesabını getirmedim. Onun için geldim buraya kadar. Ne hesabı? Şakanın sırası değil. Paraları Ateşoğlu'na yatırıyorum her sabah, öyle istedi. Malum arabanın ödenmemiş taksitleri. Hepsini mi yatırıyorsun? Yo, benim de hakkım var. Birkaç da tamir çıktı bu hafta, sen sağ ben selamet. Yalan söylüyorsun. Bir tek yolu var bu işin. Anlıyorsun değil mi? Seyfi sepetlersen. Ulan Neşet neredesin? Merhaba. Gittim servis şefine. Bu dedim böyle olmaz efendim. Banka namına bütün mesuliyeti ben yüklenemem. Düşün, banka namına. Nasıl? Beni dinlemiyorsun sen. Dalmışım, kusura bakma. Babamın ölümü çok sarstı bizi Seyfi. Sıkıntıdayız biraz. Eğer evlenmiş olsaydık, ailenin direği sen olacaktın. Evlenmek? Söylemesi kolay. Bu aylıkla kendimi geçindiremiyorum daha. 2 sene oldu Seyfi. Nişanlanmasaydık bari. Yahu bekle biraz. Zam gelmese bile prim meselesi var. O zaman her şey hallolacak. Ama senin asıl maksadını anlamıyor değilim. Ancak çalışırsan işler yoluna girecek, değil mi? Galiba öyle. Yağma yok. Beni sıkıştırıp çalışma izni koparmak istiyorsun. Oh. Baskı yapıyorsun bana. Arabayı o Neşet olacak hergeleye verdin. Şimdi de çalışma numarası. Hayır, çalışmanı istemiyorum. O kadar. Anlamıyorsun Seyit. Anlamak istemiyorsun. Bugün çarşıda babamın elbiselerini sattım. Babamın elbiseleri. Bu ne işim kız, kimden tüyüyorsun? Seyfi'den. Oh valla, bu da nereden çıktı? Salim abi, iş bildiğin gibi değil. Çok zor durumdayız. Çalışayım diyorum, bey istemiyor. Annesi kızarmış, onuruna dokunurmuş. Sen de dur biraz, acele etme bakalım. Araba çalışıyor işte. Laf konuşuyorsun Salim abi, araba çalışıyor ama kime çalışıyor? Gececi Neşet'le borcuna. Candan bir adamımız olsa, yahut insan kendi çalışsa arabasında, bak o zaman anlarım. Gel oturalım biraz. Yoksa sen mi niyetleniyorsun? Bırak canım, var mı böyle dalga? Niye olmuyormuş? Yasak mı? Yok be kızım, yaralamış şoför milleti. Hem kadından taksi şoförü nerede görülmüş? Hadi anne! Ben yalnız geçemem. Özcan! Bunlara ne dersin Salim abi? Şoförlük değil mi bu? Kadınlar keyif için şoförlük yapınca kimsenin bir şey dediği yok da... ...ekmek parası için şoförlük yapınca mı ayıp? Bırak Allah'ı. Sahi, Beşiktaş'ta Hayriye Hanım var. Zehir gibi şoför. Bir tane daha var ya, adını bilmiyorum. Emirganlı Nebahat niye olmasın? Şoför Nebahat abla. Ha Salim abi? Ben şoför kızıyım. Varsın Seyfi içerlisin. Peki, Ateşoğlu'nu ne yapalım?
Tabii ateş olunu razı edebilirsek. Trafik nizamnamesinde aleyhine hüküm yok ama ne de olsa tuhaf. Adın ne senin? Nebahat efendim. Bak Nebahat, ben rahmetli babanı severdim. Yıllarca arabalarımda çalıştı. Sana da bir iyilik etmek isterim. Öyleyse müsaade edin, çalışayım arabamda. Şuna bak ya, o arabamda diyor. Duyan eden de 40 yıllık şoför sanacak. Sayenizde neden olmasın yani? Onunkisi de bir ekmek kapısı, hem namusunda çalıştıktan sonra. Hem böylece arabanın taksitini daha çabuk öderiz belki. Peki, ehliyetin var mı senin? Var. Rahmetli babam günün birinde lazım olur diye aldırtmıştı bana. Hala hala oldu bu iş. Adın neydi senin? Nebahat. Tamam Nebahat, bir dene bakalım. Araba aşağıda olacak. Neşet geceleri çalışıyordu. Tarafımdan müdüre söyleyin, size teslim etsin. Oh, teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık. Sağ ol abi, harbi adamısın. Gene beklerim. Yenge bizim kız sanki Beyoğlu Caddesi'nde gezmeye çıkıyor. Ne var kılığında? Bütün gün kirpas içinde dolaşacağız. Bitirimdir benimle çalışmak ha. Gözünü dört aç, öğren işin dalga motorunu. Yarın kendi arabanla çıkınca çarşaflarını yasın. Sen hiç merak etme abi. Biz de bu çamurdan yorulduk. Hadi abicim, Allah'a ısmarladık. Uğurlar olsun kızım. Kendine dikkat et. Allah kazadan beladan saklasın. Yenge, yanında ben varken evvel Allah. Gördün mü seninkini? Kim? Nebahat. Nuri babanın kızı. Ben Seyfi, şimdi de Deve Salim. Deve Salim'le mi? Günah almayın çocuklar. Sen kimin evini soruyorsun bey baba? Ben çalışıyordum arabalarında. Canımı dişime takıp hem arabanın borcunu ödüyor hem de dünyanın parasını veriyordum. Yaramadı. Kendisi çalışacakmış. Nebahat mı? Nebahat ya. Takside şoförlük yapacakmış. Vakıa hayli zamandır kadınların çalışmalarına alıştık. Alıştık ya, fakat şoförlük, muallimelik, hemşirelik gibi bir şey değil ki. Be minel garayip, taksi şoförü olmak ne iş? Hatırlar mısınız, Hacı Bey'in torunu da sahneye çıkacağım diye tutturmuştu. Sahi ya, ne oldu o kız? Orasını abine sor. Yeşil barda görmüşüm ki bildiğin gibi değil. Allah Allah. Hadi bakalım. Taksim beklemeden gidiyor. Şu ördekleri alalım hayrına. Trafiğe mil koy. Çocuklar buna yedi bela derler. Ama bir de Karaköy'deki Rıfat abimizi göreceksin şeker mübarek. Daha kimsenin ehliyetini almamıştır. Bunları bellemek lazım. Surat rakı gibidir Nebahat. Kendini bir kaptırdın mı tamam. Ya boğazdan denize uçarsın ya da bir yerde akordiyona dönersin. İyisi mi 40 kilometreden şaşmak?
yenge. Güle güle Selim abi. Yarın görüşürüz. Hoş geldin yavrum, merak etmeye başlamıştım. Ancak anne. Seyfi yukarıda seni bekliyor, galiba bir şeyler duymuş. Ne yapayım duymuşlar? Merhaba Seyfi, nasılsın? Neredeydin bu saate kadar? El alem neler söylüyor? Biz burada eşek başı mıyız? Seyfi çok yorgunum, Allah aşkına bırak çekişmeyi. Yok ama her şeyin bir haddi vardır. Nebahat, daha geçen gün demedim mi ben sana? Çalışmanı istemiyorum. İstemiyorum, istemiyorum. Yok ben ona öyle dememişim. Kalk taksi şoförlüğüne heves et demişim. Mahallenin ağzına sakız olacağız. Anneme ne derim sonra? Çalışmak ayıp değil ki Seyfi. Anlamam. Ya edebinle evinde oturursun ya da... Ya da ne? Ne susuyorsun? Beni başından atarsın, olur biter. Onu demek istemedim. Hiç düşünmüyorsun ama bu insanlar aç mı, tok mu, ne yer, ne içer? İki aydır evin kirasını ödemediğimizden haberin var mı? Ben çalışmasam kim ödeyecek? Şeytanlar mı, sen mi? Yeter artık, yeter! Şunu iyice kafana sok Nebahat. Benimle evlenmek niyetindeysen beklemeyi de öğren. Yoksa bozarım nişanı, anladın mı? Çatır çatır bozarım. Ne yapsak acaba? Bilmem ki Nebahat. Bilmeyecek ne var anne? Salim abiyle kararlaştırdık. Yarından sonra işe başlayalım. Ya. Neşet abi çay gönderdi abla. İstemez. Ne dedik abi? Bizim radar şaşmaz demedik mi? Ne işte? Gececi Neşet fakire bozulmaya başladı bile. Başver arkadaşım, Nebahat Neşet'in dişine göre ceviz değil. Nuri baba ona çifte su vermiş ki çelik gibi olmuş. Madem karılar da giriyor bu sanatta, gör bak bundan sonra ne filmler dönecek. Ya Salim abi, yuf be! Sabah sabah ihtiyar uyandırmayalım dedik, zilliyi kıramadık. Bu taraflarda bir simitçi olacaktı yahu, ha? Düştü, Abdullah da düştü. Ulan leş kargaları! Dün akşam neden gelmediniz Rıstakçı'ya, ha? Gazla bakalım hadi! Arkadaşım kör müsün? Yeşil yandı, gazla hadi hop! Yürü! Taş arabasın! Ben size gösteririm ulan! Hadi bakalım yaylan yük dedik hadi! Yakamı bırak Neşet, ekmek peşindeyim ben! Ben ne peşindeyim? Senin peşinde mi? Bana ne be! Nişanın olacak züppe düşünsün! Bize gececi Neşet demişler! Bu zanaatın kralı olmuşuz! Gececi Neşet, gececi Neşet! Kendine bir paye veriyorsun! Ulan gündüzcü olsan ne yaparsın? Sökmez bu ayaklar bize, güzelim! Bana da senin fiyakan sökmez! Git fiyakanı seni tanımayanlara yap! Yok be, yesinler seni! Bu yollarda barındırırsam, bana da gececi Neşet demesinler! Fren yap biraz! Boş ver be Salim abi, direksiyona yeni çöktü daha! Elinin hamuruyla posta koyuyor bize! Çakallaşma! Sana ben bir posta koyarım, feliğin şaşar, gazla bakalım! Gün ola, harman ola! Gene görüşürüz! Gececi Neşet gider! Ulan bir gün bu herifin ibini indireceğim! Helal olsun! Ama kirişte olmalı daima! Ateş olsa cürmü kadar yer yakar be Salim abi! Bu kaşkaval herif oldu mu olası bit atmaya çalışır zaten! Arabayı delinden uçurunca etin kuyruğu koptu işte! Derken ben yaşıyorum orada o biçim böyle! Tam sollamışım! Allah, telun ikiler! Bu arabanın şoförü nerede bulunur? Bir sağ, bir sol, hız! Yürü! Arızalı bu arabalardayım, o arabaya bineceksiniz! Salim abi!
Bak Nebat abliye müşteri. Tamam. Kıyak dolga be. Oğlum hadi kendi sıranı verdin karıya. E arada bizi niye çiğniyorsun? Kendini onun yerine bir kosana hıyar ağası. Kolay mı şoförlük kadın kısmına? Sevinsin fakir. Hem sen zilliyi kırmadın da ha? Canla yandım sürücüsü istemediğin zaman başım da yaşıyor. Hadi güle güle arkadaşım. Eyvallah. Ne tarafa bir? Beşiktaş. Hey, taksi! Çabuk Adalet Sarayı'na. Daha hızlı gidemez misiniz? Mahkemeye yetişmek zorundayım da. Bundan daha hızlı gidemem efendim. İyi ama ben de nihayet işime yetişmek mecburiyetindeyim. Gecikirsem davamın müdafası yapılamayacak. Ne yapayım, daha hızlı gidemem efendim. İsterseniz inersiniz. Tam bir çeyrek geç kaldım, bunun tek sebebi de sizsiniz. Herhangi bir şoför beni rahatça yetiştirebilirdi. Manasız inadınızla nereden çıktınız önüme bilmem ki. Niye evinde oturmazsın kızım, elin hamuruyla erkek işine karışırsın? Kadın işi değildir bu. Ne yapıyorsunuz, biraz dikkatli olunuz, tek istikamettir. Hadi hadi, uzun etme, alırım şimdi numaranı. Utanmıyor musun? Bir de kadın olacaksın. Bana bak hanım abla, ehliyetin var mı senin? Var, ne olacak? Kese kağıdı yap emi, kese kağıdı yap da domates satarsın. Bendeniz kadınların çalışmasına muhalifim. Sizin gibi böyle güzel hanımların çalışmasına insanın gönlü razı olmuyor efendim. Eğer isterseniz şöyle boğaza doğru bir uzanalım ha? İnin arabadına. Çabuk defolun diyorum size. Yoksa vururum bir tarafınıza. Niye evinde oturmazsın kızım, elinin hamuruyla erkek işine karışırsın. Kadın işi değildir bu. Alırım şimdi numaranı. Utanmıyor musun? Bir de kadın olacaksın. Ehliyetin var mı hanım abla? Kulaklarım duymaz senin yahu. Deminden beri düdük çalıyorum. Kadın işi değildir bu. Eğer isterseniz şöyle boğaza doğru... Yapamayacağım.
vazgeçmek lazım galiba şoförlükten. Yapamayacağım. O kadar çok çeşitli insan var ki anne. Hepsinin ağız kokusunu çekmek, hepsiyle mücadele etmek kolay değil. Vazgeçmek lazım galiba şoförlükten. Söyleyenlerin hakkı varmış, kadın işi değil bu. Bu ne anne? Şey, kira için ev sahibi protesto çekmiş. Galiba çıkarmak istiyor evden. Rahmet oldu, kapı açmayı biliyordum. Rica ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Zahmet oldu, kapı açmayı biliyordum. Rica ederim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Keyifler ne alemde Nebahat, yolunda mı? Vay Salim abi, iyiyiz. Cebimiz mangır görünce bitimiz de kavlandı. Bakıyorum dilin şoför lisanına yatmış artık. Evet. Haybecilerle iyisin ya. Çekilme dumanla. Neşet hariç hepsi harbi çocuklar. Biraz yeşilleniyorlar ama malum ya kadınız. Olacak o kadarı. Yalnız frene sıkı asıl. Erkek gibi öteceksin onların yanında. Erkekliğe kesilirler. Bakma sen, şoför tayfası çamurdur filan ama erkekliğe de hoşaflaşırlar. Oy, ne bala şimdi, bırak şak. Bayılacağım dostlar, bayılacağım! Teyze, Raziye teyze! Çıllık çatlatacak beni, hiç ödesi yok çatlatacak! Şerefimiz iki paralık oldu! Mahalleye kepaze olduk! Burnumun dibinde senin gibi pırlanta varmış da nasıl görmemişim! Salim abiyi dayatmış diyorlar! Vay başımıza gelenler! Ah. Neşet'le Seyfi Bey yetmedi anlaşılan, ben artık o kızla konuşmayacağım! Seyfi! Seyfi! Seyfi, ölüyorum! Ölüyorum! Anne, ne oluyor? Nebahat nispet veriyor! Anne! Bugün atmazsan nişanı yüzüne, Seyfi adlı evladım yok benim, anladın mı? Yoksa sütümü helal etmem! Ben biraz su getireyim anne! Çatlasın şıllık! Benim oğluma kız mı yok, nigarı alacağım sana! Bana bunu yapmamalıydın Mehmet, bırak beni! Yalvarırım sana, bırak beni! Yeter be! Kes artık, ne söylesen boş! Ben senin kölen miyim, ne hakkım var beni buralara getirmeye?
Fazla uzatma. Daha fena yaparım. Benim gibi aciz bir kadından ne istiyorsun? Bana acımıyorsan çocuklarım acı. Sabrımı taşırma. Sonra bir araba odun yersin. Şu soldaki yola sap. Al bakalım, üstü sende kalsın. Hadi, insene! Emmeciğim, bırak beni, emmeciğim! İstiyorum sana! Ulan in! Öyle inilmez! Öyle inilir! İn diyorum sana! İn! Geç lan! Geç şöyle! Kara kafa mı tutuyorsun? Geç! Geç şöyle diyorum sana! Bırak! Al! Al bakalım! Kalk ulan kalk! Yürü! Yürü! Yürü lan! Yürü! Dur bakalım tereye! Aç o kadından! Yalvarırım sana, kurtar beni bu adamdan! Gel! Bana bak, bas git arabana! Seni bundan daha fena yaparım! Hayır, anlaşma da bırak kadını! Sökmez bize bu yollar! Söker mi sökmez mi şimdi görürsün! Haydi kardeşim, bin arabaya da gidelim. Bir daha da böyle heriflerle düşüp kalkma. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Bırak teşekkür değmez. Herifçi oğlu yarın sabah uyanabilirse ne mutlu ona. Hareket. Edebinizle oturmayı bilin. Hadi hadi. Sen önüne bak. Otomobilini kullan. Karışma başka işlere. Başımı derde sokmadan yaylan bakalım. Ulan sen kim oluyorsun da beni arabadan indiriyorsun? Kes sesini. Şoför milleti değil misiniz? Şoför milleti senin sülalen gibi daldallı değil. Hır boyun aşağı. Çık ulan dışarı zilla işe! Herifini al da hayrını gör! İbadet de gizlir kabahatla! Acı ulan zar, utandırma be! Dişey! Yuh be! Mısır koçanı değil bu, bilek demişler! Dırdırdırı bırak hadi, dırdırı bırak oyna! Bırak bunu, bu yolun sonu belli! Yuh sen! Lüp dedik, sabahı dü, düdü, bu sen. Oyna bakalım hadi. Ha. Ah tamam oğlum, bu Marsilya'ya gider işte. Bileti gidiş dönüş almışım.
pencise. Severler güzelim gencise. Aşıse şu penç. Kitabını yazmışım bunun. Sabah edin. Sabah oldu tanyerleri atıyor. İki sarhoş sarılmışlar yatıyor. Ulan için için içki olmuş. Bir kibrit çaksam tamam. Trafik nizamnamesinin 36. maddesi. Çarşaflıyor. İpli zar getir arkadaşıma. Ulan at kendini denize be. Ah, şimdi rotu kırdık. Taş koy. Marsık kokuyor. Çarşamba, perşembe, cuma, bu da cumartesi. Ne biçim yazmışsın bu kitabı be, baştan oku. Varmış usta, boş ver be Rıza. Nasıl boş verirsin, medenilik yap var. Üstelik deli gibi de seviyorum. Hay Allah! Ne arkadaşım, yavru çaylakları uçmaya mı alıştırıyorsun? Her kuşun eti yenmez, et yiyen kuşlar da vardır. İstersen bir elde gececi Neşet'le oyna ha! Al voltanı, pisi pisine fiyakanı bozdurma! Gececi Neşet'in biliğini tarlada bükecek erkeği analar daha doğurmadı. Helal olsun bu yollar sana Arap çocuğu! Arış'tan gazel istemez! Hale borduysa arşın burada! Her attığı zarı küt oturtmazsa keserim onları, buna bilek derler be! Bileğine bu kadar güveniyorsan kol dövüşü yapalım! Anlamadım, ne dedin ne dedin? Mikrofonun bozulduysa git tamir ettir! Ötme bozuk plak gibi! Gececi Neşet posta koyanın cevabını saati gönderir, kalk oradan arkadaşım! Şekerlik abi! Fenerbahçe Galatasaray maçından daha fazla heyecanlanmadımsa, ahirete kefensiz gideyim! Vakitsiz öten orozu keserler! Ummadın taş baş yarar! Bak, yalnız trafik nizamnamesinin... Dur bakalım, çekil! Başla! Toz olalım. Buna bilek derler. Ben olsam kendimi saray burnundan aşağı atarım. Gececi Neşet arkadaşım üzülme, mektup iadeliymiş. Gececi Neşet gider. Ya ya ya, şa şa şa, şoför ne var çok yaşa. Ya ya ya, şa şa şa, şoför ne var çok yaşa. Geldin Seyfi, buyur. Bütün bu rezaletlerden sonra benimle nasıl böyle konuşabiliyorsun? Buraya nişanı bozmak, yüzüğü de suratına fırlatmak için geldim. Olabilir Seyfi. Yalnız biraz soğukkanlı o. Ayrılsak bile iyilikle bitirelim bu işi. İyilik bunun neresinde kaldı? Utanmadın mı şerefimi iki paralık etmeye? Ben yalnız namusumla, ekmek parası için çalıştığımı biliyorum. Senin de öyle bilmeni isterim. Namusunla ha! Bırak bu dolmaları başkasına yuttur. O kadar uzun boylu değil, terbiyeni takın. Namusuma kimse laf söyleyemez. Yok canım, söylersem ne olur? Bana bak, sen buraya nişanı bozmaya geldin değil mi? Peki, nişan bozuldu, hadi çık git artık. Yoksa çok fena olur. Öyle olsun, yanılmışım.
Davayı kazandık ha, iyi oldu bu iş. Senin hukuk müşavirliği de torbada keklik. Kim bu kız? Ha, o mu? Nefis parça değil mi? Babası şofördü, öldü. O çalışıyor. Olacak iş değil ya, yemliyoruz işte. Yakında daha ucumuza düşer. Ha, Nur Hayat'ı daha görmeye gelmediniz? Bak size onun resimlerini göstereyim. Vereceğim partide de canlısını görürsünüz. Kadın neymiş anlarsınız. Ateş gibi mübarek. Taksi! Hey, taksi! Bebek. Bilmem hatırladınız mı beni? Ha, evet, yanılmıyorsa. Size çıkışan asabi müşterinin ta kendisiyim. Bir iş için garaja gelmiştim. Sizi görünce, hele durumunuzu öğrenince yaptığımdan utandım. Rica ederim. Yo yo, doğrusu bu. Özür dilemeliyim sizden. Estağfurullah. Kabahat biraz da benimdi. O gün meslekte ilk günümdü. Heyecanlanıyor insan ne de olsa. Hele müşteri de benim gibi aksi olursa, değil mi? Şoförlük kolay olmasa gerek. Başka ne yapabilirim? O ilk gün çok yıldım. Aslında vazgeçecek gibi oldum. İmkanım var. Annem, kardeşim, ev kirası. Dayanıyoruz bakalım. Aklınızda olsun, herhangi bir müşkilinizde mutlaka arayın beni. Elimden geleni yaparım. Teşekkür ederim. Hayırlı işler. Alo, Özcan sen misin? Ah pardon, birden sesinizi alamadım Bülent Bey, burada. Selma! Selma! Ne var? Bülent Bey telefonda! Bir dakika, geliyor efendim. Tırnaklarımı düzeltiyordum. Alo, merhaba Bülent. Tabii canım. Teşekkür ederim. Konuşmuştuk ya. Ateşoğlu'nun partisine gidecektik. Ateşoğlu söylemedi mi? Hoşlanmıyorum canım. Hele böyle her akşam olursa. Sen gitmekte serbestsin tabii. Bilmiyorum, söz vermeyeyim. İhtimal. Belki gelirim. Bekleyeceğim diyorum. Peki, oraya gel. Bak karışmam sonra ha. Güle güle. Gelmiyor mu? Canı isterse gelsin. Faul zaten kötü çıkıyordu. Faul, faul, faul. İşimiz Allah'a kalmış zaten. Sen kullarına bak. Rahmetli paşa babam sağ olsaydı da dadılarla tayalarla büyüyen kızının halini görseydi. Koskoca Vişnezade ailesi taşralı bir avukatın 3-5 kuruşuna kaldı, değil mi? Senin sayende. Sen para kazanmasını değil, ancak yemesini bilirsin. Miras yedi, mahalle bir çocuğu. Bütün istikbalimiz onun elinde ha. Kızımızı alırsa kurtuluş, cayarsa sefalet, ölüm. Sezai, asabımı bozuyorsun. Asıl durumumuzu sen düşün. Ben de jigolo besleyecek para kalmadı. Hepinizden iğreniyorum. Çöpüne bahar, canımıza can kat. 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 Dur, susun ulan! Ablama laf edenin! Hadi.
şoförlerle kırıştırmaya? Sen görürsün. Şoförle bahar, canımıza can tak. Şoförle bahar, canımıza can tak. Şoförle bahar, canımıza can tak. Gel bir tanem, gel güzelim benim. Sen dansöz değil, bir dans ilahesisin. Bülent, ne var? Canım mı sıkılıyor yoksa? Her gece aynı hayatı yaşamak, hele bizim şu yaşadığımızı yaşamak, bunaltıyor insanı. Ah, tuhafsın nonoşum, ne var bunalacak? Bak ne kadar güzel eğleniyoruz. Ben sevmiyorum böyle eğlenceleri. Nereye gidiyorsun? Vermut ver. Baş üstüne, sodalı mı olsun? Ooo, Bülent Bey nasılsınız? Hiç görüşemiyoruz bu son günlerde. Evet, öyle oldu. Çok meşgulsunuz galiba. Ben de eski bir Fransız buldum peşindeyim, mon cher. Günlerdir bir kadın arar gibi onu arıyorum. Kocam beni hiç anlamadı Orhan. Bütün gençliğimi harcadım onun için. Eğer sana rastlamasaydım, hayat benim için çekilmez büyük olurdu Orhancığım. Dikkatli olalım sevgilim. Muhterem damadınız görebilir. Bülent mi? Görsün. Ne yapıyorsun hayat? Kimse umurumda değil. Yok kızınız da evlenmezse, düşünsenize haliniz nice olur. Bu dansı bana lütfeder misiniz? Hay hay, memnuniyetle. Siz neden artist olmazsınız? Ah, bu da nereden çıktı? Ne harikulade bir yıldız olurdunuz. Gözleriniz, omuzlarınız. Yapmayın, Bülent bizi böyle görürse aramızda bir şey olduğunu zanneder. Onun yanına gitmeliyim. Ateş olurdan nefret ediyorum. Tamam, birbirinizi buldunuz. İkiniz de insanlardan kaçarsınız. Bunlar da insan ha. Bunlar insan kusuru. Neyse, fazla ileri gittik. Nişanları yalnız bırakmak lazım, ben gidiyorum. Senin yüzünden dansı bırakıp geldim. Neydi o demin sermayeye yaptıkların? Mübalağa ediyorsun şekerim. Her şeyine göz yumdum ama kızımla beni aldatmaya kalkarsan seni hiç affetmem. Benden nasıl böyle bir şey bekleyebilirsin? Hadi güzelim, hadi bir tanem, bir daha dans et. Ne istiyorsun? Şöyle seni doya doya seyredeyim. Peki, edeyim ama bana vaat ettiğin o kürk ne olacak? İstediğin zaman alırım, sen söyle yalnız. Durdurun şu dansı, Sibel dans edecek. Hadi kalk güzelim. Thank you.
Hepsi mi kötü bunlar? Hepsi mi bize düşman? Bir kışkırtan var mı orada? İnsanlar bu kadar kötü olamaz anne. Çekemiyorlar seni. Her şey o Neşet olacak herifin başının altından çıkıyor. Seyfi de Nigar'la evlenecekmiş diyorlar. Allah mübarek etsin. Bakkal kasap parasıyla bile mal vermek istemiyor. Beni gören mahalleli konuşmamak için yolunu değiştiriyor. Anlamıyorum. Kimseye bir zararımız dokunmuyor ki bizim. Güya Salim abinle senin aranda... Tövbe tövbe. Salim abiyle mi? Üzme canım. Oh. İnsanlarda hiç insaf kalmamış. Salim abiyle ha? Bunu nasıl söyleyebilirler? Vakit geç oldu, yatsana artık. Sen yat anne. Üzülme kızım. Cesaretini kaybetme. Oh. Daha uyumadın mı Çiç? Saat 1'i geçiyor. Uyuyamadım abla. Hayrola, bir şey mi var? Gel bakayım. Sana bir şey söylemek istiyorum. Nedir? Söyle bakalım. Hı? Şoförlük yapmasan olmaz mı abla? Bak Çetin, arabanın taksidini ödememiz lazım. Evin masrafları da var. Hiçbir zaman seni utandıracak bir harekete bulunmayacağım. Dayanmamız lazım Çetin. Birbirimize güvenmemiz lazım. Ben de çalışmak istiyorum abla. Bir garajda falan. Boş gezmek, akşama kadar bu mahallede kalmak istemiyorum. Peki Çetin. Yarından tezi yok, ateş olma gideriz. Koca garajda elbet sana göre bir iş bulunur. Ne diyorum arkadaşım sana? Bütün şeremini şoförlerin ağzında bu dalga. Ah, insanın en yakını en son duyarmış. Rıza, perda boş ver, meraktan çatlayacağım. Senin dilinin altında bir şey var. Hadi anlat bakalım, nedir o? Dur, acele minganız Salim abi. Tadınla dökülelim. Nebahat abla herifi Emin önünden koparmış. He. Ne çaksın sonunda böyle çıngar çıkacağını? İnsanlar kavun değil ki, bohçasını koklayasın. Yeter ulan, bırak felsefeyi. Ha neyse, uzatmayalım. Herifi istediği yere götürmüş. Etrafta incin yok. Ha az kalsın unutuyordum. Ademoğlu zil zurna sarhoş. Nebahat abla önce anlayamamış. Adam sonradan su koyvermiş. Ne emme gelmek. Dalgalandım da duruldum, koştum ardından yoruldum, binlerce güzel gördüm, ah ah ulan ah. En son sana vuruldum, en son sana vuruldum, dalgalandım da duruldum, düştüm peşinden yoruldum. Binlerce... Mekanımıza geldik şoför güzeli, sola çek duralım. Kaç para tuttu? 5,5 lira. Ulan saydam mangiz istiyor be! Bana bak, şimdiye kadar çatladı kapıları zaten, kimse haraç alamadı. Ben haraç filan istemiyorum, hakkımı istiyorum. Yollan bakalım. Mal yoluna candan olmadan ufak ufak kırk girişi. Fazla uzatma. Güzellikle paramı ver. Burnuma kan kokusu geliyor. Git dedim sana. Al voltanı. Eceli gelen köpek Rıza'nın önüne çıkarır. Ah ulan ulan. Bas tane bekliyorsun. Hıh!
gitmiyor. Ah ulan ah, çatladı kapılar uzağmış ha. Ha. Bir tane daha şöyle! Abicim bereket! Ulan, eceli gelen köpek Nebahat ablanın karşısına çıkar! Merhaba Nebahat abla! Merhaba! Benzin mi? Evet, 20 liralık! Günaydın patron. Bakıyorum selam bile vermiyorsun artık. Aleme şapur şupur, bize gelince yarabbi şükür, öyle mi? Lafına dikkat et Neşek. Namusma kimsenin kesuremez, anladın mı? Şerefli kalabilmek için hayvan gibi çalışıyorum. Kızmak da öyle yakışıyor ki sana. Fazla öptüm, gazla bakalım. Oldu Nebahat abla. Hava ister mi lastiklere? Ha, istemez. Gececi arkadaşıma hava ver de açılsın biraz. İki çift lafım daha var söylenecek. Sana o gün mahsustan yeni dik diye gururlanma. Ya bana eyvallah dersin ya da bu işin sonu fena olur. Ne olur yani. Bu laflara karnımız tok. Nebahat. Öz gelirsin. Bir daha yoluma çıkayım deme, çiğnerim seni! Sigara kağıdına dönersin! Gene görüşürüz, güle güle! Ne haber? Sana rastladığım iyi oldu! Öğleye neredesin? Konuşacaklarım var! Doktor Salih'te yemek yiyeceğiz, oraya gel! Oldu! Düşersen laflanırım! Tamam! Delikanlı muavinliğe başladı galiba. Ha, çalışmak istiyor. Ateş onun yanına vermek istiyorum. İyi olur. Aferin delikanlı. Hadi eyvallah. Güle güle. Şu adamdan nefret ediyorum. Sen merak etme. Küçüğün işi kolay. Ne zaman isterse gelsin. Hakkı Usta'nın yanına verdik mi bir de sana sahibi olur çıkar. Aşk olsun üstesinden geldim bu işin. Müsaade-i devletinizle demir leblebidir şoförlük. Hiç umuyordum doğrusu. Azmettikten sonra. Mangır vaziyeti nasıl? Arabanın taksidi ay başındaydı. Nuri babanın hatırı dedik ses çıkarmadık. 5000 küsür lira tutuyor, verebilecek misiniz? Hemen mi? Daha ne oldu ki çalışmaya başlayalım? Paramız olsa niye bekletelim? Bu garajı hayrat olsun diye açmadık küçük hanım. Mamafi sen istersen lüzum yok bu işin pisliğini çekmene. Ne gibi yani? Ne gibisi var mı? Maşallahım var. Kaş desen kaş, göz desen göz. Ağız burun da yerinde hani. Ne demek istiyorsunuz? Bir ev tutardım sana. İstediğin gibi döşer dayardım. Arabanın geliri cep açlığı olurdu. Bana bak, sen çıkarsana ağzından şu baklayı ihtiyar! Hadi hadi, senin de hazır tarafın bu! Şoförlerle yaptıklarını duymadık mı sanki? Çekil! İsterim, ne saldın sen beni! Ulan şıllığa bak be! Aklı sıra bana kendisini pahalıya satacak! Gidelim Çetin!
Erkek gibi kız. Bizimkini atladı galiba. Adana iş iki oldu. Merhaba. Sonra konuşacaklarım var senden. Barak da şu ineği bir benzetelim abi ha. Dur bakalım. Her şeyin bir vakti var. Ulan inek, trafik nizamnamesinin 12. maddesi ne diyor? İçkili araba sürenin trak ehliyeti alınır. Başına trafik hızlarını vermişler sana. Yedim bu nizamnameyi. Ne yemesi abi? Vallahi atıyor be. Hı? Geçen akşam sarhoşluk maddesi 5. maddeydi. Bugün 12 oldu. Hı. Doktor arkadaşım, ne oldu bizim meyhane pilavı? Ateşe yeni mi kondu? Geliyor doktorum. Nerede kaldı doktorun pilavı? Bimut Osman'ı göreniniz oldu mu yahu? Vay kerata vay! Birader elinde kelepir bir çift lastik vardı, sabah para yoktu, bekle dedik. Şimdi para var, kendi ortada yok. Tabii belediye zehirlemiştir onu. Bozuk çalmasana ulan! Zaten dalgamız bozuk. Buyur doktor. Doktor ne haber, hiç uğradığın yok son günlerde. Apartman dikecek. Allah'ın günü simite yatıyor, öyle değil mi lan? Ne haber Rıfkı, sen merhaba. Abi içeride mi? İçeride abla. Yahu, Plymouth Osman'ı gördün mü sen? Yok, bugün görmedi. Merhaba çocuklar. Merhaba. Otur. Merhaba. Hayrola? Sonra anlatırım. Fakir gider. Ben de kaçayım. Hadi güle güle. Gece kahvede misin? Vallahi onları bilmem ama ben Hristaki'deyim. Şaşmaz değil mi? Eyvallah. Eyvallah abla. Eyvallah Nebahat abla. Dayanamayacağım Salim abi. Olmayacak işte. Dur bakalım, hemen çözülme böyle. Ne dalga döndü gene. Mahallede olanları duymadın mı sanki? Bu sabah da Neşet asıldı benzincinin önünde. Her şey o itin başının altından çıkıyor zaten. Ne demişler biliyor musun? Güya seninle ben. Senin kulağına da geldi mi? Seyfi keratasıyla anasının marifetleri. Artık takadım kalmadı. Kimse konuşmuyormuş annemle. Ne yaptık biz onlara? Yarın muhtarı bir kenara çekeceğim. Bir nutuk tamam. Mahallesine hakim olsun. Sonra Seyfi ile Neşet'i bir araya getirmeli. Sen işi bana bırak. Göreceksin, her şeyi düzelteceğim. Çetin işe girdi mi? Sus abi. Asıl felaketi bilmiyorsun. Senin durumunu da biliyorum, kendi durumunu da. Enayi yerine konmaktan hoşlanmıyorum. Yanılıyorsun bile. Bu kadar çürük temeller üzerine sağlam bir aile bina edilemez. Sen menfaatlerine, ben hislerime kapıldım. Bir müddet, hepsi o kadar. Ağır konuşuyorsun. Gerçeği söylüyorum. Hadi şimdi bunları bırakalım da yemeğimizi yiyelim. Yazıhanede konuşuruz. Şimdi sen ne diyorsun? Bu herif yakamı bırakacak mı, bırakmayacak mı? Hadi doktor. 5000 lirayı nereden bulurum? Demedim mi sana dayanamayacağım diye? Vay geçmişi tenekeli vay. Tevekkeli ona ateş oğlu değil, leş oğlu derler. Yani pilavı değil. Bu işi bir avukata danışmalı en iyisi. Avukata mı? Hadi doktor. Tanıdığım bir avukat var. Ulan ne söylemiyorsun 40 saattir, bu ne oldu bu iş? Atla git ona sor bakalım, ne yapabilirmiş leşoğlu. Öbür iş için de merak etme, ben hallederim. Senin bu iyiliklerini nasıl ödemeli bilmem. Vaktiyle Nuri Baba az mı bize iyilik etti? O tutmasıydı elimizden, çoktan ezmişlerdi deve Salim'in başını. Hadi kalkalım istersen. Yani benimle evlenmek niyetinde değilsin. Söylemek istediğim bu mu? Galiba. Ne kadar yanılmışım. Asıl yanılan benim. Şahsında aradığım kadını bulduğumu sanmıştım. Nasıl bir kadın arzuladığımı bildiğin halde hiçbir fedakarlığa yanaşmadın. Sadece cinsiyetinle, güzelliğinle beni tutmaya çalıştın. Bunda da muvaffak oldum. Şu anda kollarıma atılsam belki her şeyi unutabilirim.
ama bir an için. Bu temeller üzerine bir aile bir yuva kurulabilir mi? Çok zalimsin. Yoksa başka bir kadın mı var hayatında? Gelin. Bir hanım geldi efendim, sizi görmek istiyor. Müsaadenizle. Oo, siz miydiniz? Merhaba. Merhaba. Buyurun oturun. Bir sigara. Hani o gün bir müşkülüm varsa gel demiştiniz. Evet. Bir müşkülüm var şimdi. İyi ettiniz tabii. Hayrola ne oldu? Bir kaza falan mı? Yok canım. Bir borç işi. Arabanın taksiti var, biraz sıkıntıdayım. Ne var Selma? Hiç, su isteyecektim. İçeride su var. Sizi rahatsız ettim, sonra gelirim. Olur mu öyle şey, oturun anlatın. Önemli değil, bir boş zamanınızı buluruz elbet. Peki, o halde bugün öğleden sonra boş musunuz? Boşum, niye sordunuz? Sarıyer'de bir iş çıktı, arabam gene arızalı. İşiniz yoksa saat 3 sularında gelir beni evden alırsınız. Hem o meseleyi hallederiz, hem sizin işi konuşuruz. Olur, baş üstüne. Çok teşekkür ederim. Saat 3'te dediniz değil mi? Evet. Güle güle. Hepsinden nefret ediyorum, pis herif. Demek size tasalluta kalkıştı. Dersini aldı ama. Kardeşinizi getirin. O yaşta bir delikanlıya ihtiyacım var. Sağ olun. Ne garip tesadüf. Benim Ateşoğlu'nun umumi vekili olduğumu bilmiyordunuz değil mi? Bilsem gelir miydim? Neyse, bir bakıma isabet oldu. Yarın Ateşoğlu ile konuşurum. Beni kırmaz sanırım. Bütün isteğim biraz daha müsaade etmesi. Durumu biliyorsunuz. Üzülmeyin siz. Bir hal çaresi buluruz elbet. Geldik. Sağa dönün. İşim çok sürmez, dönüşte Emirgan'da bir çay içeriz. Hukuku bitirince Mersin'e dönmedim artık. Burada bir yazıhane açtım, bir takım dostlar edindim. Önceleri memnundum hayatımdan, fakat nasıl anlatmalı, gittikçe bir boşluk, bir beyhudelik hissi sardı içimi. Öyle zor ki bu şartlar altında mücadele etmek. İnsan hele yalnız olursa direnme gücünü kaybediyor. Doğru. Sana rastladığım güne kadar durumumu biliyor, ama mücadele edecek, içine düştüğüm pislikten kurtulacak gücü kendimde bulamıyordum. Senin hayat kavgası karşısındaki cesaretin beni uyandırdı. Neler söylüyorsunuz? Siz tanınmış zengin bir avukatsınız. Bense şoförlük etmek zorunda kalmış fakir bir kız. Biz aynı durumda iki insanız. Ne tuhaf. Şimdi o kadar yalnız hissetmiyorum kendimi. Ben de. El ele vereceğiz, birbirimize yardım edeceğiz. Bana yardım edeceksin. Elimden bir şey gelir mi? Hem de nasıl. Bu ne dalgınlık arkadaşım? Arpacı kumrusu gibi ne düşünüyorsun? Biraz dolaşayım dedim Salim abi. Bir derdin var galiba. Bizim gibi insanların ne derdi olur? Ekmek parası peşindeyiz. Baş ver, düşünme o kadar. Buna kavanoz dipli kambur dünya demişler. Bu gece o kadar içmek istiyorum ki. Anlamadım. Ne dedin arkadaşım? İçmek istiyorum dedim. Ulan kız sen tam şoför olmuşsun be. Bir bu eksikti. Hadi bir seferliğine eyvallah. Ama ondan sonra yok. Çocuklar kim bilir ne kadar sevinecek. Benim yârim. Benim ruhum. Benim yârim. Benim ruhum.
kadar güzel ses bu kuru kafadan mı çıkıyor? Yaşa arkadaşım, dur ol. İnsan değil, bülbül mübarek. Bu da senin şerefin arkadaşım. Haydi Nebahat abla, doçaram bana atla. Dümenimiz yolunda, gazla ablacım gazla. Haydi Nebahat abla, doçaram bana atla. Dümenimiz yolunda, gazla ablacım gazla. Taksim Şişli sarı gel, durmadan hemen gider. Ablacığım ne olur, İstinye'de güven. Taksim Şişli sarı gel, durmadan hemen gider. Ablacığım ne olur, İstinye'de güven. Canım ne bahat abla, sevgilim İstinye'de, gazla ablacım gazla. Saçlarını dalga dalga, canım ne bahat abla, sevgilim İstinye'de, gazla ablacım gazla. Nebahat ablanın şerefine. Abi. Sağ olun. Yanlış söyledin arkadaşım. Şoför güzelinin şerefine içelim. Kilometrene 100 kağıt vermezsem içtiğim bu rakı haram olsun bana. Hadi öyleyse içelim bakalım şerefine. Lan sen neymişsin be? Nebahat abla çok yaşa! Ya ya ya! Şa şa şa! Nebahat abla çok yaşa!
Allah Allah, işe bak yahu! Demek bizim avukatla şoförüne bak! Uydurmuyorsun ya! Muhammed şefaatinden mahrum kalayım mı lafın varsa! Bülent'in yazıhanesinde gördüğüm kadın olacak. Ama kadın mı erkek mi o da belli değil ya. Yo, esaslı karı, karı olmasın ama alacağı olsun lan kör terbiyesizin. Benim durumum müşkül. Onun için gelmiştim size. Belki Bülent'e baskı yapabilirsiniz. Sizi kırmaz. Sana dönmesi için mi? Evet. Durumu biliyorsunuz. Malum, malum. Dededen kalma ne varsa yiyip bitirdiniz. Bülent'e yağlı parça sayılır. Bedava yapmam bu işi. Fazla ileri gitti bu karı. Haddini bildirmek lazım. Önce git 5.000 lirayı hemen istediğimi haber ver, peşini de bırakma. Bakalım ne hatlar karıştırıyor, öğren bana bildir. Merak etme patron. Yakında onu kapana sıkıştırırız. Tamam mı? Tamam. Gececi Neşet gider. Bir şeye ihtiyacın olursa bana söyle, paraya falan. Bülent'le aran düzelinceye kadar. Ne güzel tenin varmış senin. Dans ezlerinizden güzel. Güzel güzel, yumuşak, çok yumuşak. Ah, yaramazlık yapmayın. Yeter be, yeter! Elçiye zeval olmaz. Ateşoğlu taksidi hemen vermezse arabayı alacağım diyor. Elinden geleni ardına kovasın. Bir güvendiğim var galiba. Kaleyi içeriden ha. Ne demek istiyorsun? Gececi Neşet her şeyi bilir. Çıkar baklayı ağzından. Boşuna saklama. Avukat Bülent'le fink attığını biliyorum. Ateşoğlu'nun avukatıyla. Al voltanı. Al voltanı yoksa... Gececi Neşet gider. Bu serseriyi hiç sevmiyorum. Boş ver, aldırma. Burnu kırıldı bir kere. Hırsından ne yapacağını bilmiyor. Telefon çalıyor. Alo? O siz misiniz beyefendi? Seninki. Evet öyle ol. Bilmem ama bu şoför kıza biraz müsamaha göstermek nihayet insanlık icabıdır. İçinde bulunduğu şartları göz önünde tutarsak... Yok efendim, bırak şu şırfıntıyı. Bak asıl ben sana bir nasihat vereyim. Hakkında bir takım dedikodular duyuyorum aslanım. Gül gibi asil namuslu nişanını bırakıp bir şoför parçasıyla düşüp kalkmak sana yakışmaz. Beni alakadar eder tabii. Çünkü umumi vekilimsin. Ha, böyle giderse şu Alman şirketi işi de suya düşer. Bak sana haber vereyim. Sen bilirsin tabii. Alo Bülent, alo Bülent, alo Bülent! Ne oldu? Telefonu kapadı yüzüme. Karı yanında galiba. Bunlara bir ders vereceğim ki. Ne yapacağız şimdi? Yarından tezi yok, harekete geçeceğiz. Neşet bu akşam haber getirecek. Sevgilisini paçavraya çevireyim de görsün. Nasıl olacak bu iş? Bak dinle yavrum. Merhaba. Merhaba. Merhaba delikanlı. Çetin'i getirmemi söylemiştiniz. Tabii biliyorum, gel bakalım. Necla, işte sana bahsettiğim delikanlı. Biz içeri girelim de konuşalım biraz. Hoş geldin. İsmin de senin? Çetin efendim. Kaçıncı sınıftasın? 5. sınıftayım. Ateşoğlu'na telefon ettim demin. Ne oldu? Ne ümit edersin pis heriften? Tahmin etmek zor değil. Herif bana nasihat vermeye, hatta şantaj yapmaya kalkmaz mı? Benim yüzümden müşkül duruma düşmenizi istemezdim.
İsabet oldu. Zaten bahane arıyordum ayrılmak için. Önemli olan senin durumun. Ya, nereden bulurum 5.000 lirayı? Bugün haber yollamış. Kolay sanıyorlar. Aklıma bir çare geliyor ama... Ne gibi çare? Borcun vadesi gelince ben ödesem... Nasıl olur? Yo, yanlış anlama. Onun yerine bana borçlanmış olsan... ...sonra ödersin, elin genişleyince. Bu iyilik neden? Ne konuşmuştuk seninle, el ele vermeyecek miydik? Beraber yenmeyecek miydik güçlükleri? 5.000 lira çok para. Sen de olsaydı vermez miydin? Verirdim. Çetin, ben işe gidiyorum. Akşama uğrayıp seni alırım, olur mu? Peki abla. Alasın. müsaadenizle. Geceye buluşmak üzere. Hı? Alasın. Güle güle. Tereddüt ediyorsun, bilmem ki Nebahat. Çocuk muyum ben? İyice düşündüm taşındım, ondan sonra senden evlenmeye karar verdim. Buna eminim Bülent. Öyleyse? Biraz erken değil mi? Ya o kadın? Bugün tamamen kestim ilgimi. Ben sana nişanlını soruyor muyum? Beni sevmediğini söyleyeceksen o başka. Ne biçim söz bu? Cevap ver. Korkuyorum Bülent. İşin doğrusu bu. Ben senin düşmanın değilim. Gerçeği görmelisin. Biz ayrı muhitlerin çocuğuyuz. İş evlilik olunca bir de bakarsın bozuk çıkar. Nasıl anlamadım? Bak gördün mü işte, ben şoförüm. Ne kadar kendimi sıksam olmuyor. Bu mu mani? Ben sana layık değilim Bülent. Bunların hepsi teferruat. Üstelik sen beni yapmacıktan, yalandan, dolandan kurtaracaksın. Sahiden benimle evlenmek istiyor musun? Bundan daha tabii ne olabilir? Seni seviyorum Neva. Dei vantaggi ragazzi fumette, guardando nello specchio, un odore ato, come fanno a Santa Fe, come fanno a Hollywood, e gusta scuso i meno. Torero. Saat 11'de sizin durağa geleceğim. Nüfus cüzdanını almayı unutma. O kadar mesudum ki, o kadar mesudum ki. Seni seviyorum Bülent. Ben de seni. Hem de nasıl. Poi dice si spagnolo e non è vero, che libera in da sacca va a ballà, mescolando polere c'è già chi lo può fa, polere, questi basetta sudamericano, con un sigari avani a gamba. Bu ne hal? Ne işin var burada senin? Ne konuştuk bugün? Hani bir daha buraya gelmeyecektin? Dayanamadım Bülent. İçince dayanamadım. Kuvvetli kollarını vücudumda hissetmek istedim. Seni arzuladım. Eskisi gibi sev beni. Saçmalama, sarhoşsun. Gel istirahat et biraz. Çek pis ellerini üstümden. Bir sokak kadınını, bir şoför parçasını saran ellerinden iğreniyorum. İleri gidiyorsun Selma. Az önce gözlerimle gördüm. 1.000 kişinin artığı o dudakları öperken... Şu haline bak, utan biraz eğer utanabilirsen.
beni Bülent. Sev beni. Defol buradan, çabuk defol! Hadi oradan taşra züppesi sen de! Sana layık olan da bir mahalle kızıydı zaten. Nüfus kağıdını aldın mı? Aldım anne, işte burada. Hayırlısı neyse o olsun. O kadar iyi bir insan ki, göreceksin. Allah mesut etsin kızım. Ya demek böyle. Hemen harekete geçmemiz lazım. Bir oyun oynayacağım ki onlara. Bak, saat 10'a doğru Nebat'in beklediği durakta olur. Çok sevindim. Allah mesut etsin. Bülent'i tanıyor musun? Tanımaz mıyım? Kaç defa gördüm garajda. Ben asıl Ateşoğlu'yla Seyfi'nin halini düşünüyordum. Kıyak oldu be. 11'e kadar yatacak mısın burada? Bilmem. Belki kısa bir iş çıkarsa. Ben Rıza'ya bakıp geleyim. Bir parça bulacaktı arabaya. Hadi eyvallah. Bir şey mi aradınız hanımefendi? Bir kadın şoför varmış, Nebahat. Onun arabasını arıyorum. Nebahat ablayı, şu iki araba aşağıda, gri olanı. Beni tanıdınız mı? Galiba. Sarıyer'e çekin. Başka bir arabaya geçiyoruz. Sizinle konuşacaklarım var. Benim yok. Beni götürmeye mecbursunuz. Polise haber veririm. Salim abi! Bayanı Sarıyer'e bırakacağım. 11'e kadar yetişirim herhalde. Ben buradayım zaten. Ne konuşmak istiyorsun benimle? Tahmin etmiyor musun? Belki. Fakat konuşacak bir şeyimiz olduğunu sanmıyorum. Şu haline bakmadan erkeğimi elimden alacaksın da ben de susucuyum öyle mi? Ben kimsenin erkeğini elinden almadım. Utanmasan Bülent'in senin gibi bir şoför parçasını sevdiğini söyleyeceksin. Evet. Bülent benim gibi bir şoför parçasını seviyor. Senin gibi bir salon kuklasını değil. Kaç para istiyorsun? Aradan çekilmek için kaç para istiyorsun? Siz belki alışmışsınız buna. Satmaya, satılmaya. Mazur görün. Bize göre değil. Nebahat'ı aradınız değil mi? Evet. Ben Deve Salim, Nebahat'in arkadaşı. Tamam, şimdi hatırladım. Nebahat yok mu? Erken geldiğine iyi ettin. Bir takım dalgalar dönüyor bana kalırsa. Nebahat'la mı ilgili? Üstüne bastın. Nebahat seni bekliyordu. Sonra bir kadın geldi, onu aradı. Sonra binip gittiler. Uzun boylu bir kadın mı? Siyah saçlı değil mi? Kalıbı kalıbına. Tanıdın mı? Galiba. Ne tarafa gittiler? Sarıyer'e. Nebahat öyle dedi. Çabuk yetişelim. Atla öyleyse. Ben de geleyim mi Salim abi? Çocuklara haber ver, hazır olsunlar. Tamam abi. Yoksa başına bir iş gelecek. Ömrünün sonuna kadar pişman olacaksın. Ya öyle mi? Şimdi de tehdit ha? Sevsinler seni. İş bir defa bu yola dökülmesin. Kimin pişman olacağı belli olmaz. Hangi kadınlığınla Bülent'i zapt edeceksin? Kadın mısın sen? Sensin kadın öyle mi? Kukla sende. Sen salonlarda kırıtmayı, erkekleri ayartmayı kadınlık sanıyorsun. Kahpeliktir o. Yanlış bellemişsin. Nebati'nin arabası. Durma, çabuk yetişelim.
Kör milleti demişler bize. Nebahat ablanın kılına halel gelsin, hepsini toz etmezsen bana da deve salim demesinler. Gelsinler bakalım. Ulan Hacı Osman Bayrı'nda kıstıralım şunları. Biraz daha hızlı, biraz daha. O Ateşoğlu ne melundur bilir misin? Hiç merak etme abi. Rüzgar olsalar yakalarız evvelallah. Oktay sen geç direksiyona. Ben? Sen benim arabayla Selma'yı götür. Fakat patron... Gevezelik etme hadi. Olur mu canım? Çek! Senin de alacağın olsun. Hadi acele edelim. Olur şekerim. Burnada peşref olmaz, ne çıkarsa bahtına demişler. Yetiştik. Bırak onları. Öndeki arabadalar. Ah bir kıstırabilsek. Ayıp ettin abi, kıstırdık bile. Bülent'le deve Salim. Kıpırdarsan gebertirim şoför güzeli. Maşallah elinde tabanca olunca aslan kesmiyor. Seni şıllık seni. Allah kahretsin. Sür ulan sür, yetişiyorlar. Nebahat. Nüfus kağıdı ne oldu? Nebahat. Ne oldu? Nebahat vurulmuş. Ah ulan ah, ben sizi öldürmez miyim? Abi ne oldu? Adam. Nebahat abliyi vurdular. Nebahat ablayı mı? Bu inek nerede? Karakola götürün bunları. Ben Balta Limanı hastanesine gidiyorum. Arkadaşlara haber salın, hadi. Nebahat ablayı vurmuşlar. Nebahat ablayı mı? Kim vurmuş? Ateşoğlu'ymuş. Onun garajını başına yıkmazsam. Ölmüş mü? Daha yaşıyormuş. Dere Salim Balta Limanı hastanesine götürmüş. Hadi arkadaşlar. Hadi. Nebahat ablayı vurmuşlar, Balta Limanı hastanesindeymiş. Galiba doktor bey çıkıyor şimdi.
Nasıl doktor? Kurşunu çıkardık. Bu geceyi sağ salim atlatırsa mesele yok. 10 güne kalmaz taburcu ederiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz abi. Şoförler namına. Nebahat bu. Erkek nebahat buna da dayanır. Sana ne diyorum arkadaşım? İstanbul şoförleri böyle erkek kız görmemiştir. Görmez de ayrıca. Şoförlüğü de şoförlük de hani, fasarya değil. Trafik nizamnamesi var ya, onu... Kesme! Sırası mı şimdi? Sahi şoförlüğü zehir gibiydi. Bir gün anlıyor musun arkadaşım? Naşte geliyorlar. Salim abi, bir şey söyle yahu, geberdik meraktan yani. Ne oldu abi? Hepiniz sağ olun çocuklar, eksik olmayın. Bu arkadaş Nebahat'in nişanlısı, bizim de abimiz. Kendisi avukat ama bizim bildiğimiz ki... Bırak şimdi bunları. Nebahat abla nasıl, sen onu söyle. Tabii, kurşun tabii. Çıkarıldı çocuklar. İş bu gecede. Dahili bir kanama olmazsa atlattık demektir. Hadi, geçmiş olsun hadi. Nebahat abla kurtulur da biz şerefine iki kadeh parlatmaz mıyız yani? Durun arkadaşlar! Önce trafik kaidelerine topyekun itaat, arabalar teker teker kalkmalı, sonra çarşafa dolaşırsınız! Valla nasıl demeli bilmem ki. Nebahat çok lafını etti senin. Ama biz şoför kısmı pek inanmayız. Bugün gözümle gördüm. Helal olsun abi. Teşekkür ederim Salim. İkimiz de elimizden geleni yaptık. Mühim olan Nebahat'ın saadeti. Bir mesele daha kalıyor yalnız. Nebahat'in annesine haber vermek lazım. Beraber gidelim istersen. Benim için iyi bir tanışma değil ama. Hadi gidelim. Buyurun. Girmeyelim. Mahalle adına bir geçmiş olsun demeye geldik. Kızımız nasıl? İyidir hamdolsun. Bugün yine uğradım. 2-3 güne kadar çıkıyor. Allah şifalar versin. Demin çınar dibinde konuşuyorduk Salim falan. Biz yavrucağın günahını almışız besbelli. Rica ederim, o nasıl söz? Neyse, bir derdiniz olursa haber ötürüverin bana. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle, sağ olun. Gel artık içeri yavrum. Neşet geliyor, Neşet! Hı? Buyurmaz mısınız beyefendi? Bak abi, Neşet'i arıyordun. Yapma abi, yapma cicim, yapma şekerim, bak günah. Ay, vah vah, üstü başı kirlendi. Hadi bak, kalk bakayım. Merak etme abi, merak etme, temizleyiciye göndeririz. Şunu, temizleyicinin adresi bu. Yazık sana canım. Oldu mu ya bu yaptığın senin? Dur! Ayıp ettin. Salim abi, sen de hiç müdahale etmiyorsun. Bu herifin suratı kolay temizlenmez, cilalamak lazım. Hadi, hop! Ay şöyle! Canım canım, gel. Sen bir tükürüğe bile değmezsin. Ayıptır ya. Biraz sabredin ya. Tamam kesin ya. Tamam geliyor geliyor. Çocuklar, size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.
Şimdi tadı yiyeyim. Darısı benim maçı var. Buyurmaz mısınız Nebahat abla? Yeni hastaneden çıkmış şoför, araba teslim edilir mi hiç? Profesyonel şoförlerin yanında bizim esamemiz mi okunur canım? Artık yalnız kendi arabanızı kullanacaksınız. Allah'a ısmarladık! Yürü be taş arabası, ulan sana ehliyet veren! Her halinle hoşuma gidiyorsun. Gazla ablacım gazla, haydi Nebahat abla, doç arabana atla, dümenimiz yolunda, gazla ablacım gazla. Taksim Şişli sarı yer, durmadan hemen gider, ablacım ne olur İstinye'de durur. Taksim Şişli sarı yer, durmadan hemen gider, ablacım ne olur İstinye'de durur.